Kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Öykü ile aranız nasıl bir soru sorsam. Öykü ile arası olan var mı? Hocam ben öykü okuyorum. Pek yok galiba. Şimdi modern öykümüzün sorunlarını konuşmaya geldik. Önceki sorun arkadaşlar tanımlama sorunu. Öykü mü, hikaye mi? Hikaye ile öykü aynı şey mi, farklı şey mi? Farklıysa hikaye neye denir? Öyküye ne ad verilir? Önce bunu konuşalım. Aziz dostlar, 1936'ya kadar Türk dilinde öykü kelimesi yoktur. 1936'ya kadar dilimizde hikaye kelimesi vardır. Hikaye dendiği zaman da Namık Kemal'in o meşhur tabiriyle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları yer, zaman ve kişi göstererek anlatan yazı türüdür diyoruz. Peki bu sorun nereden çıkıyor? Şimdi Arap edebiyatında, İran edebiyatında hikaye dendiği zaman tek bir kavram yoktur. Hikaye Arap ve Fars dillerinde taşımış olduğu temaya göre isimlendirilir. Örneğin Arapça'da hikaye hikaye denmez. Eğer okuduğunuz hikaye İslami ve dini referanslı ise buna kıssa denir. Eğer hikaye çölde geçiyorsa buna sehar denir. Eğer hikayede bir takım cansız varlıklar var ise buna şuhusi denir. Kısacası hikayenin Arap ve Fars dillerinde 20'den fazla karşılığı vardır. Ama biz toptancıyız. Biz hikaye deyince tek bir şey anlıyoruz. Oysa bu da ciddi bir sorun. Niye ciddi bir sorun? Siz böyle devasa bir metni tek kelimeyle ifade ederseniz arkadaşlar, bir, hakikate uzak kalacaksınız. İki, Türk edebiyatındaki tasnif geleneğini başaramayacaksınız. Çok basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Tematik açıdan bütün yazınsal metinleri hikaye demek şuna benziyor. İşte denize gittiniz, bir sürü canlı var değil mi denizin altında? Ama tek bir kelime var, balık. Bu ne kadar doğru? Evet, evrensel anlamda doğru. Ama o balığın da kendi içinde bir adı var. Hamsi, istavrit, lüfer, mezgit. Dolayısıyla tıpkı bu örnekte olduğu gibi edebiyatımızda da bazı metinleri bilimsel ya da tematik kategorize etmemiz şart. Edebiyat öğretmeni arkadaşlarımın bu anlamda çok ciddi bu işe kafa yorması lazım, mesai harcaması lazım, bu toptancı yaklaşımı terk etmesi lazım. Evet, öykümüzün birinci sorunu dediğimiz gibi arkadaşlar isimlendirme sorunu. Nasıl aşarız diye sorarsanız arkadaşlar bu da çok basit. Belki bakanlık nezdinde, belki kültüre sevdalı belediye nezdinde bir komisyon oluşturulur. Hocam şu Türk hikayesini 1830'lardan alalım. Hatta bana sorarsanız arkadaşlar daha öteye gidelim. Selçuklu'ya. Daha öteye gidelim Köktürklere. Niye? Ta o zamandan beri bizim hikaye geleneğimiz çok kadimdir. Örneğin kıymetli dostlarım Tony Cook Çinlileri anlatırken hikayemizi bir dil konur der ki sultanım onların tatlı diline sözüne kanma. Onlar bu anlamda çok kurnazdırlar. Her seferde sizi alt etmek için her türlü ile başvururlar. Bu bir öyküdür aslında arkadaşlar. Nasihatname dolu, siyasetname dolu. Gelin mesela Uygur metinlerine Prens Palyaçamkara ve Papamkara hikayesinde iki prens vardır. Birisi iyidir, diğeri kötüdür arkadaşlar. Aralarındaki mücadele anlatır. Biraz daha bu tarafa gelin. İşte Kelile ve Dimne'ye bakın. Kelile ve Dimne. Bakınız klasik hikayevi eserlerin ortak teması iki kutba dayanır. Ya iyisin ya kötüsün. Kelile iyidir. Dimne kötüdür. Palyaçamkara iyidir. Papamkara kötüdür. İyilik ve kötülük metaforları sadece edebiyatımıza değil inancımıza, hayatımıza işte bu yüzden yükseltmiştir. Burada İslami kaynaklara baktığınız zaman da Yüce Allah insanları iyiliğe çağırır. İyiliğe davet eder. Çünkü evrensel bir nizam kurmak istiyorsanız arkadaşlar
Bunun temel felsefesi iyi olmaktan geçer. İkinci sorunumuz, hızlı geçiyorum. Evet, mukayese sorunu. Siz hikayeyi masaldan, hikayeyi romandan, hikayeyi destandan, hikayeyi halk hikayelerini nasıl ayıracaksınız? Burada yine öğretmenlerimizin biraz böyle fedakarlık yapıp bir kriminal gibi edebiyat laboratuvarına girmeli. Her metnin bütün tematik unsurlarını gözden geçirmeli. İçermiş olduğu temaya, mahallin geçtiği yerin evrensel ya da yerelliğine, yani lokasyonuna, şahısların gerçekçi mi, romantik mi, hayali mi olduğuna, zaman mefhumunun aktif mi, fiktif mi, sanal mı olduğuna dikkat çekerek bunları bir laboratuvara alacak. Hocam ne laboratuvarı bu? Edebiyat laboratuvarı arkadaşlar. Önünüzde metinler var. Belki Osmanlıca, belki Arapça, belki Farsça, belki İngilizce, Fransızca, Almanca, belki Türkçe. Bu metinleri bir komiser titizliğiyle tek tek irdeleyecek. Sonra hikayenin masaldan, destandan, halk hikayelerinden, romandan farklı yönlerini ortaya çıkartacak. Tabii bunları detaylandırmak vaktimizi çok çok alacağı için hızlı geçiyorum. Üçüncü temel sorunumuz tema sorunu. Tema sorunu. Türk hikayesinin belli bir teması var mı? Hayır efendim. Neden? Çünkü hikaye aynı insanlar gibi sosyal hayattan beslenir ve her çağın ortaya koyduğu sorunlar hikayeyi de şekillendirir. Siz 1920'li yıllardaki Ömer Seyfettin hikayelerine baktığınız zaman orada milliyetçilik ruhu vardır. Neden? Osmanlı her cephede maalesef yenilmektedir. İnsanları motive etmek gerekir. Hayatın gerçeği çok çok acıdır. Yoksulluk has safhadadır. İnsanlar açlık çekmektedir. İstanbul azınlığın elindedir. Anadolu'ya cephe gidenler hepsi Anadolu çocuğudur. Her ailenin acıklı bir hikayesi vardır. Fakat bütün bu hikayenin ortak çatısı savaş, savaş, savaştır. 1930'lara geldiğiniz zaman sistem değişir. Niye? Savaş yoktur. Sistemsel bir takım sıkıntılar baş gösterir. Bu sefer de arkadaşlar Türk hikayesinin merkezine aile gider. Aile metaforu. Nasıl bir aile? Bir yanda geleneksel Müslüman aile, diğer yandan batıya endekslenmiş batı tipli alafranga aile. Kuşaklar çatışır. Evlerde Osmanlı son döneminde arkadaşlar evlerde piyano yok iken, enteresandır, Cumhuriyet'le beraber İstanbul'daki evlerin %8'i piyano ile tanışır. Çünkü piyano o zaman bir göstergedir. Neyin göstergesi? Batılılaşmanın. Bakın Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanına. Orada arkadaşlar Macit ile Şinasi karşılaştırılır. Biri doğuyu, biri batıyı temsil ederler. Enstrümanlar da o noktada devreye girer arkadaşlar. Biz bir yandan ut, diğer yandan keman mukayesesi yaparız. Evet, vaktimiz fazla yok. O yüzden hızlı geçmek zorundayım arkadaşlar. Diğer mesele arkadaşlar bizim için edebiyatın kuramsal sorunu. Nedir kuramsal? Edebiyat araştırmacıları, edebiyat tarihçileri, edebiyata gönül vermiş akademisyenler Türk hikayesini gelenekten geleceğe taşırken maalesef ortaya nominal ya da realist hiçbir faraziye öngörüsünde bulunamamıştır. Niye maalesef diyorum? Biz Berna Moran'a kadar, 90'lara kadar arkadaşlar Türk hikayesinin kuramsal boyutundan haberimiz bile yok. Hocam kuram nedir? Kuram bir edebi metnin, bir edebi türün kendi içinde barındırdığı arkadaşlar evrensel ve yerel ilkeler topluluğudur kuram. Siz öykü kuramını bilmezseniz Türk hikayesini maalesef Tanzimat'tan günümüze toptancı bir kafayla aksettirmiş olursunuz. Bu uzun bir mesele. Sadece şunu söyleyeyim. Türk hikayesinin kuramında zaman, mekan ve insan. Bu üç tane sadece ayağını arkadaşlar bilimsel teorilere dayandırmak zorundayız. Bu anlamda Rus edebiyatı bize çok ideal bir örnektir. Bu anlamda Fransız edebiyatı bize çok güzel bir örnektir. Bu anlamda Mısır edebiyatı bize çok çok güzel bir örnektir arkadaşlar. Bir de Filistin edebiyatı. Enteresan bir şekilde Arap edebiyatının o kuramsal dokusu bizden şu an kat be kat daha ileridedir. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama ben devam ediyorum. Evet, bir başka sıkıntımız arkadaşlar öykü kritiği.
Bu çok yeni bir kavram. Milli eğitimin maalesef göz ardı ettiği, okullarda bulunmayan, hatta zaten üniversitelerde bile yetersiz beslenen bir kaynak. Öykü kritiği nedir arkadaşlar? Çok basit bir örnek vereyim. Siz bir öyküyü aldınız. Öykünün fiktif dokusu var. Öykünün metaforları var. Öykünün argümanları var. Bu üç tane müselles dediğimiz öyküyü besleyen, saç ayını besleyen bir takım eleştirel notlar var. Hocam, bunu nereden bulacağız? Enteresandır. Şu an Türk edebiyatında öykü kritiği üzerine yazılmış bir kitap yok. Hala yok maalesef. Hala yok. Bu da edebiyat fakültelerimizin bir utancı olsun. O kadar akademisyen ne iş yapar merak ediyoruz arkadaşlar. Bunu da maalesef biz nereden aldık? İngilizlerden. Öykü kritiği. Evet, türev sorunu arkadaşlar. Nedir türev sorunu? Şimdi öykü evrensel bir kavram dedik. İşte Arap ve İran edebiyatlarında öykü yerine daha nominal, daha gerçekçi, daha yerel ve daha anlamlı terimler, kavramlar var demiştik. Bizde maalesef bu hala yok. Ama bizim acizane bir tavsiyemiz olsun arkadaşlar. Eğer Türk öyküsünü türevsel açıdan ele alacaksak, bu bizim kendi tezimiz, ispatlamaya muhtaç bir tez. Bir, geleneksel Türk hikayesi. Geleneksel Türk hikayesi. Ne var burada? A, dinsel hikayeler. Dinsel. Nedir bu mesela? Yusuf ile Züleyha. Bir aşk hikayesi. Nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de. Hangi sure? Yusuf suresi. Kaç ayet? 112 ayet. Baktığın zaman sure baştan sona Yusuf isminde bir peygamberin ailesi olan mücadelesini, babası tarafından kullansa da kardeşleri tarafından alay demeyeyim de ne derler ona, işte rakip gösterilmesi, sonra bir hile. Siz bu türevsel öyküye baktığınız zaman insanlığın da aynı zamanda hikayesini okumuş olursunuz. Alevi mücadeleler var. Aşk var. Cinayet var, üstü kapalı. Yalnızlık var. İftira var. Hapis hayatı var. Sürgün var. Sonra saray hayatı var. Yani biz Yusuf öyküsünde insanlığın en dipten en tepeye olan serencamını topluca okumuş oluyoruz. Bu muazzam bir metin. Bundan daha gerçekçi hiç kimse böyle bir insan hayatını ne roman, ne öykü, ne de başka metin olarak kaleme almış değil. Neden? Bu kadar entrikayı, bu kadar yaşamsal döngüyü, bu kadar insan hayatını besleyen amilleri bundan 2000 sene önce bir kutsal metin anlatması hakikaten takdire şayan. Bir de arkadaşlar bize mesneviler var. Mesneviler. Edebiyat hocalarımızın bir hatası da bu. Mesnevileri dikkat edin lütfen. Divan edebiyatı formundan alıp geleneksel Türk hikayesine yaslayabilir miyiz? Yaslayabiliriz. Niçin? Örneğin bir mesnevi adı. Leyla ile Mecnun. Duymayan var mı? Mecnun çocukken Leyla'ya aşık olur. İsmi Kays'tır. Kıza sırılsıklama aşıktır. Aynı okula gitmektedir. Annesi, kızın annesi çocuğu çekemez. Kız zengindir, oğlan fakirdir. Kızın okuldan alır. Mecnun kız okulda göremeyince çıldırmaya başlar. Sonra o cünun dediğimiz Mecnun sıfatını alır. Nereye baksa Leyla, Leyla diye parlar. Bu bir öykü değil mi arkadaşlar? Kahraman var, zaman var, mekan var, tema var. İşte edebiyat hocalarımızın lütfen ama lütfen bu mesnevi formunu kaleme alırken şu ifadeyi kullanmaları çok çok önemli. Mesneviler şekil ve form açısından klasik Türk edebiyatının bir türüdür. Ancak tematik açıdan her mesnevi aynı zamanda geleneksel hikayemizin bir adıdır. Önemli başka hikaye. Ferhat ile Şirin. Ferhat ile Şirin. Yer neresi? Amasya. Kahramanlar kim? Ferhat ve Şirin. Olay ne? Aşk. Her şeyin muazzam bir şey. Halk hikayesi. Arkadaşlar işte bu divan edebiyatı, halk edebiyatı dediğimiz formları bir araya getirip geleneksel Türk hikayesi adı altında bağlayabiliriz. Bu birinci damar. İkinci damar arkadaşlar geçiş damarı. Nedir bu geçiş damarı? 1800'lerin başında Tanzimat Aydını yazarları Osmanlı'nın batıya bakışından mülhem esinlenerek
ya da baskı altında kalarak yeni edebiyat türleri peşinde koşar. Türk edebiyatına mektup yoktur örneğin. Roman yoktur formasından arkadaşlar. Fakat Batı'nın tesiriyle biz 1800'lerin başından itibaren bu türleri alıyoruz. Onları kendi edebiyatımıza yedirmeye çalışıyoruz. Ama aldanmayın sakın. Bu da bir kusurdur, hatadır. Tanzimat romanı çöptür. Çöp. Tamamen adaptasyondur. Tamamen çeviridir. Mahalli hiçbir unsuru yoktur. Çok net konuşuyorum. Serhat Efendi'nin romanı arkadaşlar tamamen adaptasyondur. Tamamen uyarlamadır. Özgünlüğü, yerelliği sıfırdır. O yüzden biz bu tür romanları kendimizden saymıyoruz. En basitinden Aşk-ı Memnu'ya baktığınız zaman arkadaşlar Aşk-ı Memnu romanı Hugo'nun ana romanı arkadaşlar birebir uyarlamasıdır. İşte burada diyorum ya edebiyat tarihçilerin, araştırmacıların çok 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 titiz olması gerekiyor. Dolayısıyla Tanzimat ve Servet Fünun romanları bizim değildir. Bizim romanımız 1940'lardan sonra aslında başlar. Orada da ilk ve önemli isim Peyami Safa'dır arkadaşlar. Biz kendi romanımızı, kendi sesimizi size anlatıldığı gibi Şinasi ile değil, Namık Kemal ile değil, Reza Nur Tekrem ile değil, Sampa Sezaza ile değil, aslen Peyami Safa ile yakalamış oluruz. Buna böyle baktığımız zaman milli edebiyat döneminin romanlarını, hikayelerini kendi yatağında, mecrasında kabullenmek gerekir. İşte Türkiye Cumhuriyeti savaştan çıkmıştır. Ulus millet olmadan ilerlemektedir. Osmanlı'nın bütün alışkanlığı terk edilmektedir. Terazi olsun, giyim kuşam olsun, alfabe olsun her şey değiştirilmiştir. Bütün bu değişikliğin romanla ve öyküye yansıması ya da kayıtsız kalması mümkün değildir. Dolayısıyla Türk öyküsü ilk cumhuriyetle beraber kabuk değiştirmeye başlar. İslamcılık, Osmanlıcılık düşüncesi akamete uğrar. Yerine soft milliyetçilik akımı gelir. O yüzden ilk dönem romanları ve öyküleri bu anlamda milliyetçilik damarından beslenmiştir. Aka Gündüz örneğin mesela. Bir başka isim Ömer Seyfettin mesela. Fakat bunun yanında Sait Faik gibi, Sabahattin Ali gibi o dönemde yaşadığı halde milliyetçilikten daha ziyade aşk, hayat ve insan gibi evrensel damardan besinler de vardır. Arkadaşlar çok fazla sorun var. Ben hızlı geçiyorum bir şekilde. Evet. Öykümüzün bir başka sorunu eleştiri sorunu. Hocam kritik ve eleştiri aynı şey değil midir? Hayır, aynı şey değildir arkadaşlar. Kritik edebi metnin formun laboratuvar gözüyle tanımlanmasıdır. Eleştiri ise o formun eksik, kusurlu ya da olumlu ya da artı yönlerini ifade etmektir. Türk öyküsünde bugün Necip Tosun'u çıkartalım. Ciddi anlamda edebiyat eleştirimi bulmak çok çok güçtür arkadaşlar. Çünkü çağdaş edebiyatta insanlar birbirlerini eleştirmekten çekiniyorlar. Bunun gerekçelerini de az çok biliyoruz. Yakın dostlar, arkadaşlar her zaman böyle olmuştur. Edebiyatçılar kolay kolay birbirlerini bu anlamda beslemiş değillerdir. Evet arkadaşlar bir başka sorun yapı sorunu. Öykümüzün yapı sorunu. Çok hızlı geçiyorum kusura bakmayın ama yapı deyince aklımıza ne gelecek? İşte klasik edebiyat teorisinde yapı dendiği zaman arkadaşlar Türk öyküsünün 4 temel mihengi vardır. Olay, yer, zaman, kişi. Peki siz bunlardan yola çıkarak bir öyküyü ne yapıyorsunuz? İkiye ayırıyorsunuz. Ya durum öyküsü ya olay öyküsü. Yetersizdir. Yetersizdir, yetersizdir. Çünkü şu anki edebiyat hocalarımız, şu anki edebiyat öğrencilerimiz, şu anki edebiyat fakültelerimiz Cahit Zarifoğlu'nun İns öyküsünü, Edgar Allan Poe'yu ya da Franz Kafka'nın Dönüşünü nereye koyacak? Hangi forma koyacak? Bunlar ne olay öyküsü, ne durum öyküsü. Dolayısıyla arkadaşlar edebiyat tarihimizin, edebiyat hocalarımızın, araştırmacılarımızın, akademisyenlerimizin arkadaşlar bu anlamda yapısal anlamda Türk öyküsünü beslemesi artık kaçınılmaz olmuştur. Unutmayın gençler, şu anki edebiyat bilgileri bize Tanzimat'tan kalmıştır. Fakat bunları nas görmek, bunları vahiy görmek yanlıştır. Zaman ve zeminle bunların da belki değiştirilmeye, belki beslenmeye, belki tamamen atılmaya ihtiyacı olabilir diyelim. Evet, edebiyatımızın bir başka sorunu arkadaşlar, tema sorunu.
Bu çok 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 uzun bir mesele. Bunun için zamanında biz bir dergi aracıyla 250 tane öyküyü kaleme almış, 250 öyküyü tematik, biçim ve biçimsel açıdan tasnif etmiş. Sonra şu noktaya gelmiştik. Günümüz çağdaş edebiyatının öyküyü anlama ya da anlatma çabaları noktasında gerçekten yeni bir takım bilgilere, belgelere, kurallara ihtiyacı kaçınılmazdır. Aziz dostlar, öykü insanla hemhaldir. Öykü insanla beraberdir. Bir yerde öykü varsa insan vardır. Hayat varsa öykü vardır. Zaten tırnak içinde özelde öykü, genelde edebiyat insandan ve hayattan besinir. Biz bu anlamda Türk öyküsünü anlamak istiyorsak size bir dost tavsiyesi. Arkadaşlar, her 10 yıldan bir yazar seçin. 1830 bir yazar, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 2020'ye kadar gelin. Onlar yıl. Hatta son 20 yılda onlar yıl diye etmez. Neden? Çünkü son 20 yılı, 30 yılı şu an hiçbir üniversite henüz kategorize edebilmiş değil. Bizim 2000 sonrası edebiyatımız tasnif edilmemiştir arkadaşlar. Ortadadır. Niye ortadadır? Çünkü kurallar daha belli değildir. Yazarlar daha belli değildir. Neyi neye göre tasnif edeceğiz? O da daha belli değildir. Dolayısıyla 2000'e kadar her 10 yıldan bir yazar seçin. Onun bir kitabını okuyun, öykü kitabını. 2000'den sonra da çağdaş yazarların mümkünse okumaya çalışın. Neden? Bu bahsetmiş olduğumuz öykümüzün tematik sorunlarını zaten siz bizzat görmüş olacaksınız. Bugün kimse Ömer Seyfettin gibi yazamaz. Bitti o dönem. Niye bitti? Arkadaşlar, çünkü ihtiyaç yok. Bugün kimse Oğuz Atay gibi yazamaz. O dönem bitti. İhtiyaç yok. Peki bugün ihtiyacın ne arkadaşlar? Bugün ihtiyacı biraz daha bilişimle alakalı. Yapay zeka ile alakalı. İşte internetle alakalı. Şu an Türk öyküsünde motokuryeler olmalı. Türk öyküsünde bilgisayar olmalı. Türk öyküsünde robotlar olmalı. Çünkü zamanı yakalamak, tanımak, anlamak için bunlar kaçınılmazdır diyelim. Evet, bir başka sorun terim sorunu arkadaşlar. Öykümüzde bir terim sorunu var. Nedir terim sorunu? Siz öyküyü ele aldınız arkadaşlar. Bakınız, bir öyküyü ele alırken bilimsel anlamda dünyada genel geçer iki terimsel yaklaşım vardır. Bir, biçimsel öykü. İki, biçimsel öykü. Biçimsel öykü dediğimiz herkesin üç aşağı beş yukarı aynı fikre kanaat getirmiş olduğu öykünün temel yapısal unsurlarıdır. Ama biçimsel öykü dediğimiz daha soyut, daha mücerret, daha tematik, daha konusal bir yaklaşımdır arkadaşlar. O anlamda biçimsel öykü yakalamak için de biraz böyle pişmek, biraz daha böyle doymak gerekir diyelim. Son olarak arkadaşlar, öykümüzün en temel sorunu, öykümüz nereye gidiyor? Türk öyküsü nereye gidiyor arkadaşlar? Bugün bizim camiadan, yaşayanlardan size yüzden fazla öykücü sayabilirim. Ama enteresandır. Bu yüzden fazla öykücünün temaları hemen hemen aynı merkeze akmaktadır. Türk öyküsünü hak ettiği konuma getirmek istiyorsak, sizin gibi gençlerin öyküye daha fazla kafa yorması gerekir. Ama siz de haklısınız. Öğrenci olmak zor iş. Niye? Öğrencisin, matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya, edebiyat, hepsini bileceksin. Sınava gireceksin, üniversite okuyacaksın. Sonra kendi mesleğini yapacaksın derken Türk edebiyatı maalesef güme gidecek. Evet, beni sabırla dinlediniz. Hızlı konuştum biraz zamanı kullanmak için. Hakkınızı helal edin, biraz da geç kalmıştım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz.